Şimdi biliyorsunuz özellikle son zamanlarda sağlık çalışanlarına şiddet toplumun kanayan yaralarından biri. İşte kadına şiddet, çocuğa şiddet, sağlık çalışanlarına şiddet gibi sayılabilir, çoğaltılabilir. Yine bir sağlık çalışanına şiddet haberi, daha doğrusu sağlık çalışanına şiddet değil. Yine haberin konusu doktor şiddet, ama bu kez sağlık çalışanına, doktora şiddet değil. Peki ne diyeceksiniz? Olayın geçtiği yer Elazığ. Bu kez şiddeti uygulayan da bir doktor. Bu kez sevgilisine, hem de öyle böyle değil, acımasız bir şiddet uyguluyor. 2 saat boyunca öldüresiye dövüyor. Dahası dövmekle de yetinmiyor. 5 yerinden de bıçaklıyor. Acımasızlığın danışkası. Öyle ki kadıncağızın akciğeri bile sönüyor, ölümden zor kurtuluyor. Sakinleştirmeye çalışınca bıçağı alıp sırtıma sapladı. Onu bu hale getiren iddiasına göre doktor sevgilisiydi. Onu bayıltana kadar dövüp 5 yerinden bıçakladı. Sırtına aldığı bıçak darbesi nedeniyle akciğeri sönen genç kadın ölümden döndü. Bana yumruk attı. Sinirlenip beni darp etmeye başladı. Sapladığı bıçakla akciğer zarımı yırttığı için akciğerim sönmüş. Kadına yönelik şiddet bu kez bir doktordan geldi. Saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti beni. Elazığ'da yaşayan Dilan Tali 25 yaşında. Uzun süredir birlikte olduğu doktor sevgilisiyle akşam saatlerinde yemeğe gitti. İddiaya göre doktor daha o yemekte psikolojik şiddete başladı. Hep bir güvensizlik problemi vardı ve bunu bana yansıtıyordu. Onurumu kıracak cümleler kurmaya başladı. Cüzdanım ve kimliğim onun evindeydi. Onları alıp evime geçecektim. Eve geldiklerinde doktorun gözü daha da dönmüştü. Eve geçtikten sonra orada tekrar sinirlenmeye başladı. Sinirlenip bıçağı alıp koltuğa saplayıp konuşacaksın demeye başladı bana. Eski hayatında olan insanlarla alakalı sorular sormaya başladı. Çok geçmeden de fiziksel şiddet başladı. Genç kadını tekme tokat döven doktor onu sırtından bıçakladı. Bana yumruk attı. Sinirlenip beni darp etmeye başladı. Sakinleştirmeye çalışınca bıçağı alıp sırtıma sapladı. Sapladığı bıçakla akciğer zarımı yırttığı için akciğerim sönmüş. 2 saat boyunca dayak yiyen ve 5 yerinden bıçaklanan kadın saldırganın bir anlık boşluğunu değerlendirip evden kaçtı ve bir komşuya sığındı. Bir fırsatını bulup kapıya çıktım. Kadının kapısını açık görünce direkt içeri girdim ve polis arayın, ambulansı arayın, yardım edin bana dedim, yaralıyım dedim. Komşuların ihbarı üzerine daireye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor sevgilisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok ciddi ağrılarım, sancılarım var. Görme bozukluğu yaşıyorum şu an.